risk almadık be. Risk almadık mı? Risk anlayışın değişik senin. Şu an kanalımın kuzey batısındayız. Buradan da hemen sol tarafından dolanıp Burgazada'ya gideceğiz. Hakan Sezen'le beraber sağ olsun beni davet etti. Bugün ve yarın kamplı. Şimdi adaları gezeceğiz. Bir senedir beklediğimiz bir şey aslında. Bir de mercan tutarsak benim yani. Benim gerçekten tam bir sene oldu. Mercan avı için mercan bir senedir bekliyorum yani. Vallahi inşallah birkaç tane bile olsa bana yetiyor yani mercan görsek. Yakalayacağız Allah'ın izniyle. İstanbul'un mercanlarını bir görelim. Ufuk çizgisini yakalarsan. Kafazan kayaya gidip yukarıya atabiliriz istiyorsan. Ama gece güvenli olur mu olmaz mı bilemiyorum. 20 saatlik tecrübe sonunda bu aldığımız seyir bana yani risk içermiyor. Çaydanlığa benziyor. Rastgele var mı hareket? Orada kalınabilir mesela. Hiç çadıra gerek yok ha. Hiç çadıra gerek yok. Nasıl çıkacağım bizi? Görüntüye bak. Kayalar çok güzel ya. Su da güzel yansıyor ya. Onlara da. Taşlara dikkat etsen. Evet. Bence tedbir abi. Mağarada güzel gerçekten hani kalınabilir onda yani. Yağmur falan almaz yani. Abi açık güverteden buna geçmek sebebi şu oldu. Ben de genelde senin gibi tek avlanıyorum. En fazla gelirse eşim geliyor. Ya da işte böyle birisini davet edersem davetli kişi geliyor. Onun haricinde hep tek avlanıyorum. Tek avlarda da sen yaşıyorsun, iyi biliyorsun. Botu şişir, ondan sonra önce arabadan malzemeleri çıkart, güvenli bir yere çek, kolay bir yere bana çek. Bana hiç anlattı, hatırlatma bile onları yani vallahi. 4 kere malzeme topluyorum ben evden, bodrumdan çıkarıyorum. Evden olta malzemelerini arabaya yüklüyorsun, götürüyorsun, orada indiriyorsun, botu şişiriyorsun. Botu evde de şişik benim, onu indiriyorum. Hazırlık yapıyorum. Geri dönüyorsun, malzemeleri bir daha arabaya yüklüyorsun, eve geliyorsun. O botu da indirdin tabii, hızlı anlatıyorum ama. Eve geliyorsun, bir daha malzemeleri indirip eve yerleştiriyorsun ya. Botu bodruma götürüyorsun, temizliyorsun. Bir daha şişiriyorsun, temizliyorsun. Bildiğin ben, bak şaka değil, bir, hele böyle kamplı faaliyetlerim oldu bir iki tane yer. 2-3 gün kendime gelemiyorum. Şaka yapmıyorum ben. Her yerim ağrıyor. Arkadaşlar gerçekten Ömer abinin yaptıklarını kolay kolay herkesin yapabileceği, katlanabileceği şeyler değil. Kesinlikle değil. Gerçekten böyle aşık olmanız lazım bu işe. Yoksa aşk ıslandırır diyorlar ya, işte bu onlardan biri yani. Sonra fibere geçtim abi. Fiber var ya, açık güvertenin kralı. Fiber bir tane 3.40 alıyorsun abi. Kral. Ama ona rağmen onda da işte bazı zorluklar oluyor. Ne oluyor? Artık yavaş yavaş konforunu arttırmaya çalışıyorsun. İşte manuel motor. Kaldır, indir. Ondan sonra sürükle, çek vesaire. Sonra saklama yerleri, malzemeler gidiyor, geliyor. Ondan sonra ıslanıyor vesaire. Sonra düşündüm, taşındım. Tek kişi için en kolayı şey elektrikli elektrik trim, ondan sonra olmazsa olmaz arkadaşlar, elektrik trim olmazsa olmaz, mükemmel bir şey, size en azından 20 saniye kazandırıyor. 20 saniye karaya çıkmak için de çok büyük bir zaman. 5 saniyede bitirmen lazım in çık, 5 saniyede bitirmen lazım. Ama öteki türlü
20 saniyede bile binemiyorsun abi, manevra yapamıyorsun. Ben böyle güzel koyu buluyorum, içeri yanaşıyorum, ondan sonra kaldırıyorum, kürekle yanaşıyorum. Sizin oralar kral, kral. Sizin oralar kral. Kürekle yanaşıyorum tabii. Buralar... İstanbul'da maalesef arkadaşlar öyle seçenekler yok yani. Atacak yer arayanlar İstanbul'dan, Anadolu yakasında oturuyorsanız işiniz çok zor. Ya Yenikapı'ya gidecekseniz ya Riva'ya. Emir gelmemiş mi? Emir şimdi limana girdi. Şimdi burası neresi? Kalpazan Kaya burası, dediğin Kalpazan yer burası. Kalpazan Kaya burası. Ha, burası. Böyle benzettim çünkü oraya. Oradan arkadan dolaştık geldik. Burgaz adam mı? Ha evet. Bu Burgaz mı? Evet. Şu başka bir şeydi işte. Neyse bir sürü ada var ya. Kınalı ada. Ben de bilmiyorum Kınalı. Ya. Şey Kınalı, Burgaz, Heybeli, Büyükada. Aklımda kalan bu kadarı. Arada bir tane daha ada var. Sordu mesela. Kaldım sınavda. Şey kamp konusunda ne diyorsun müdür? Ya çamın altına ya da betona. Beton olursa kolay olur. Bir dahaki kampları o zaman şey yaparız. Daha doğal yerler ararız böyle. Olur. Tam manzaralı güzel kamp yeri ha. Evet, toprak. Tarzı, ben de ben. Çadır kurmak için güzel yer ya. Yani. Tam da burunda da İstanbul manzarası da var ya. Yani. Bakayım arkasını dönerim. Kuyruk vuruyorsa? Umut olabilir. Biraz ağır. Ya taktırma. Ooo geziyor. Çok güzel. Ha gitti. Uskun mu? Ha palamut. 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 Palamut da ama gitti. Vay be. Nasıl alamadık ya onu gitti ya? Gitti yemeğimiz be. Harbi yemek Ömer gitti. Ömer abi yemek de o ya. Evet arkadaşlar. Böyle bir canlı bulduk. Bunu tanıyan bilen varsa ne olduğunu lütfen yorumlara söylesin. Abi, bilmiyorum biz buradan çok daha net görüyoruz ama siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Saydam iç organları değil mi onlar? Evet iç organı var. Canlı yani kesin. Şu da memesi. Keyfine mi giydik bu çorapları böyle? Tekir bekir ne anlaşılıyor? Demek ki büyük sıkıntılı dakikalar geçmiş yani. Avımızın ilk saniyelerinde karada yaşadığımız heyecan dolu dakikaları sizler tahmin edebilirsiniz. Çoraplardan tahmin edilebilir. Çizmenin şeklinden. Bunu niye böyle yaptık ki mesela? Canımız sıkıldığı için abi değil. Sen de bütün taktikleri gösteriyorsun ya. Balık var gelin balık. Balık var gelin. Gene mi istavrit ya? Üçüncü istavrit ya bu ne ya? Aaaa kaçırdık onu da be. Çine koptu ama. Onu mu be? Bu da mı gol değil be? Bu da gol değil. Çine kop ama düştü. Hadi canım. Biz besliyoruz, besliyoruz. Geliyor, geliyor. Kaldır artık, kaldır, 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 kaldır. Aaaa en sonunda be. Eyvallah sağ olasın. Sayende aldık onu da ya. Dikkat et de yani kaçırmayalım mı? Hayır elini ısırmasın. Yok. Tutuyorum. Yoksa balık düşse ne olacak? Ya nereye buraya mı? Bu kaçar orada. Tamam hadi. Kovayı çıkar. Aç kovayı çıkar. Daha çok tutacağız. Hiç tahmin etmiyordum ha. Gene istavrit. İstavritlere bak. Abi yemliğe dönsek istavrit yaparız ya. Ben yemliğe döneyim mi? Hı? Sen Mavrukale'ye gidiyorsun, ben yemliğe döneyim. Taze yem çekiyorum. Ah, hadi be geliyor be. Gene mi istavrit be, gene mi be? Abi ondan kaç tane plato baksana, çıkar? Baksana çinekop gibi. Geliyor galiba en sonunda. Kuyrukla. Hop, oh, güzel aksiyon tamam. Yapıyor ha. Aksiyonu olsa kesin çinekop, çinekop abi. Çinekop. Göründü. Kaldır kaldır kaldır. Aa, işte bu be. Aldı. İkinci be. Aldım be. Vallahi. Helal olsun. Eyvallah. Getir kovayı getir. Dolduralım kovayı. Takoz cinsinden. Senin istavritleri tut bana ver. Ben çinokoba çevireyim, büyü yapayım onu. İstavritmiş ya.
Ona bile istavrit geldi. Neyse ya. En azından 1'e 2 geldi. Gece ilk defa balık avına çıkıyorum yani. Bu tertibatla. Nerede sayende. Balıklar? Ha? Nerede balıklar? Denizde. Sakladık. Bakalım. Aşağıya bakın. Aşağıya bakın. Bakalım. Daha büyük gözüksünler, yaklaştı. Aslan nerede çünkü? İki. Abi iki tane mi yakaladık? Çinokop iki tane mi? İki tane mi? Abi istavritlerimiz sarı kanat mübarek. Abi kıt bir günde bu balıklar resmen. Çabuk çabuk kil bitiyor. Hoş bulduk. Eyvallah. Misafir kabul ediyorsunuz mu? Valla bugün çok mutluyuz. Hava çok güzel. Bu havada balık tutmasak daha iyi olur. Valla şu an iyiyiz. Bu yoklukta bu kadar balık daha ne olsun ya? Allah'ını seversen ya. Etraftaki tekneleri de göster. Deneyelim abi. Denemeden zarar gelmez. Sen istavrit et şey, sen dişli de iyisin abi. Sen dişliye, ben de istavrite indir bindir yapalım abi. Ekmeğimize bakalım yani. Bu fırtınada bizim suda olmamız mucize arkadaşlar. İnanın bazı şeyleri göze alaraktan bugün bu videoları size çekme şansı bulduk, fırsatı bulduk. Risk aldık yani. Bu risk alırken bazı toleranslar vardı. Onlar dahilinde aldık. Yani denizin de havanın da şakası olmaz. ABC planlarımız vardı. O sebeple hiçbiri tutmadı. Hangisi A, B, S, C, D tuttu. Hava tahmini olarak diyorum yani. Yani hava şöyle devam ederse buraya gideriz. Hava şöyle devam ederse şuraya gideriz şeklinde planlarımız vardı. Yarın ne yapacağız? Yarın A planı abi. A planı, ilk planımız. İlk yani. Planımız. Deneyeceğiz. Evet. Yani bugün kurtları biraz döktük, tuttuk yani boş değiliz tamamen. Yarın da mercanı deneyeceğiz. Sivri Adaya gideceğiz. Etrafımızda en az 50 tane tekne var. Herkes balık yok diye şikayet ediyor. Biz buraların acemisi olarak değil mi abi? Evet. Avlanma metodu olarak da acemi olduğumuz bir avlanma disiplini. Full, her türlü acemiydik bugün evet, gördük ama yani. Ama ona rağmen... Ona rağmen doğru kılavuzlar sayesinde balık almayı başardık. Hatta buradan da Emir Usta da, Emir Şeref olana da bir teşekkür edelim değil mi? Bana taktırmaymış ya, istavritmiş ya. Aksiyon yaptı ya bize. Oo, çinokop. Allah. Helal olsun sana valla. Arkadaşlar tesadüfüm bu kadar. Bala bak. İstavrit beklerken. Ama mal büyük mi? Demiştim yani. Taktik. Taktik mi geliştirsek ne yapacaksın? Böyle mi çalışacaksın? Biraz daha iri. Abi bala çinekop aldım bir tane. İstavrit oltasıyla çinekop aldım. Ne yaptın? Yemli ufak yemliyle. Aldınız mı? Ufak yemliyle çinekop. Ama çinekop. Yapıştır. Bravo. Gece gündüz hiç fark etmez. Gel şurada bir parça daha var. Zoka'ya yem nasıl takılır şimdi göstereceğim herkese ben bu usta. Zokacı olarak. Milyon dolarlık kamp alanı. Müstakil kamp alanı. Gece avı da yaptık. Onu da bitirdik. Saat kaç? 11. Abi şimdi artık yatmaya geldik. Atla, patlamam, temizleyelim. Kuru kıyafetlerle sıcacık yatak. Sabah zımba gibiyiz inşallah. Hadi bakalım. Ama yarın... sabah çok özel bir yumurtamız var. Çok güzel bir kahvaltı yapacağız inşallah.
Bunlar abi Amerikano cinsi. Mavi yeşil yumurta diye geçiyor. Bu normal köy tavuğu yumurtası. Hepsi gezen tavuk. Şu üçü de mavi yeşil yumurta dediğimiz türden. Ben çok seviyorum. Abi şu an açım abi. Açlık savaşları. Kamp yerimizden ayrılıyoruz. Bugün pazartesi. Kamp yeri demeyelim buraya. Herkes gelmesin yani. Özel mülkmüş. Öyle bir şey oldu. Az kaldı yani, buradan gönderiyorlardı bizi ama rica minnet. Akşamleyin kaldık. Sığındık gibi oldu. Toparlandık. Kahvaltımızı yaptık. Buranın sahibine de teşekkür ederiz. Şimdi Sivri Adaya gidiyormuşuz. Hakan'ın planları öyle. Oraya gitmeden dönmüyoruz. Mercan diyeceğiz bakayım şimdi. İnşallah. Biraz fırtına var abi, biliyorsun gerçekten. Evet evet. Orası. Burada biraz takılacağız şimdi. Burgazada tarafında biraz takılacağız. Akabinde de hava biraz yattıktan sonra da yatsa da hayırsız ada dedikleri yeri deneyeceğiz inşallah. Oradan da Sivri Ada. Sonra da ufak ufak dönüşe geçeceğiz. Hava çok kötü. Evde oturun arkadaşlar. Çay kahve. İşlerinize sahip çıkın. İş olmadan bunlar hiçbir olmuyor arkadaşlar. Asıl umut bugün iyiydi bizim, değil mi? Hava bugün güzeldi. Sözde. Aa, planımız patladı. Böyle bir şey olmaz değil mi? İşte havayla denizle şaka olmaz arkadaşlar. Zor İyi geldik ki buraya kadar. Yavaş yavaş böyle. Bayağı bir rüzgar var. Ne yapıyoruz? Geceyi korunaklı bir yerde geçirmek çok önemli. İyi ki risk alıp kumsala, kayalık bir yere çıkmadık yani. Maalesef arkadaşlar, hava şartları sebebiyle bugünkü hedef havamızı gerçekleştiremiyoruz. Ömer abi, daha fazla risk almaya gerek yok. Dönüş yoluna geçelim. Evet. Tamam. Canı sağ olsun. Kaptan sensin. Estağfurullah. Aklın yolu aynen. Bir. Çok kötü mü? Şurada herhangi kayalar olabilir yani. Şu an balık 46 ile 32 metre arasında. Mercan. Oo, hadi bismillah. Vallahi çok sevindim ha. Aldın, helal olsun arkadaşlar. Sana. Kırmızıyı da aldık. Bir strateji belirlememiz gerekiyordu. Bir hamle yaptık. Umarım meyvesini yeriz. 150 metre civarında halat bağladık. Tutunabilmek için. Ve ilk meyvamızı da aldık. Önüm balık da gelmiş. Kesin balık var. Oha! Motoz mu geliyor? Bana bu ne? Hadi. Heyecanlandık. O takılma olayı hayır. Kesin takılmıştı ama balık da geliyor. Takoz bir mercan. Dur, çek oltanı. Takılacak benimki. Takılmaz ya. Niye takılsın? Lipsos falan olabilir. Oo, darbe de yapıyor abi. Takoz mercan. Mercan. Sen balığı karaya al da tekneye. O ne? İskorpik. Bak, dediğim gibi iskorpik. Wow. Şuna bak. Çarpılmayalım bunu. Yeniyor bundan. İskorpik. Çuval gibi geliyordu zaten. Hop, gördüm. İzmarit. Takoz izmarit, maşallah. Çok güzel be. Var bir çok güzel izmarit. Bunların bir de mavişleri var. Hop, izmarite bak. Nasıl koca iğneyle izmarit. Koca iğne mi, koca yem? Koca iğne mi, koca yem?
İzmaritin de takozu. Işığı bozarsan o şeyi alamazsın. Görüntüyü alamazsın. Açık renk. İzmarit. Güzel geliyor. Sence ne bu? Sen bayağı bir aksiyon yapıyor ya. 47 metrede mi yazar? Merce izmarit geliyor hala. 45 metrede. Gelmek bilmedi lan. Oo, heyecan yapıyor. Hadi bir tane mercan tutayım burada ya. Mercan mı ya? Mercan? Aa mercan. Aa oldum be. Helal olsun. Mercan'ı. Gelişinden belli ya. Tuhaf bir şey yani. Değişik bir şey olduğu belli. Kaç kilometre yol geldin onun için be. Aynen be. Valla iğneyi biraz küçülttük. Tebrikler. Yemi de küçülttük. Öbür mercanlar sonuçta büyük değil çok. Yemi küçültünce şu kadar iğne. Evet ağzı o kadar büyük değilmiş abi. Öbür yem benim. Aşırı büyük öbürü yine. Baksana buna göre. Strateji yaptın, değiştirdin. Gitti. Balığı da aldın.